Merhaba, sizlere bugün Mektebi Sultani'yi anlatacağım. Cumhuriyete kadar ismi Mektebi Sultani, Cumhuriyet'ten sonra da Galatasaray Lisesi olan çok kıymetli bir okul. Mektebi Sultani veya Galatasaray Lisesi özel bir okul mudur? Hayır. Devlet eliyle kurulmuş. Bütün kuruluş masrafları, sonraki masrafları devlet tarafından karşılanmış. Padişahın kararıyla Sultan Abdülaziz Han'ın tasdikiyle kurulmuş bir kurumdur. Tarihinde söyleyeyim, bu kitap Mektebi Sultani'yi anlatan, yani kurulduğu dönemden Cumhuriyet dönemine kadar Galatasaray Lisesi'nin tarihini anlatan çok kıymetli bir kitap. Yazarı bir tarih profesörü, Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamız. Kendisi Marmara Üniversitesi'nde tarih bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda kendisi bir Galatasaray Lisesi mezunu ve şu anda Galatasaray Lisesi'nin müdürü. Arşiv belgelerine dayalı olarak yazılmış çok kıymetli bir kitap. Mektebi Sultani isimli kitabın içerisinde bu kurulma kararı 15 Nisan 1868'de Sultan Abdülaziz tarafından onaylanıyor. Yani devletin kurduğu bir okul. Peki devlet niye 1868 tarihinde böyle bir okul kurma kararı almış? Sebebi çok basit. Devletin işlerini yürütebilmek için dil bilen, mühendislik bilen, mimari bilen, matematik bilen, fizik bilen, coğrafya bilen, tarih bilen yetkin insanlara ihtiyacı var. Bu insan kaynağını karşılayabilmek için o zaman Fransa'dan da destek alınmış, Fransız eğitim sisteminden yararlanılmış, özellikle fizik, kimya, biyoloji gibi dersler konusunda Fransa'dan öğretim üyesi getirtilmiş ve o zamanki devletin işte yetişmiş insan kaynağını karşılamak için kurulmuş bir müessese. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bugün Türkiye bir nükleer enerji santrali kurmaya çalışıyor. Bunun için mesela Ruslardan destek alıyor. Bizim Akkuyu'daki nükleer enerji santralini şu an Ruslar kuruyor. Bunun için biz bir sürü öğrenciyi sınavla seçtik ve Rusya'ya gönderdi devlet. Yıllarca Rusya'da nükleer enerji üzerine, nükleer mühendisliği konusunda bunlar eğitim aldılar ve şu an Türkiye'ye yavaş yavaş eğitimlerini bitirenler dönüyor. Bunun gibi, yani sizde olmayan bir yetkinliği kazanmak için mecburen o yetkinliğin olduğu ülkelerden destek alıyorsunuz. Mektebi Sultani'yi de biraz öyle değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte mesela Türkiye'de 200'ü aşkın üniversite var. Bunların birçoğunda, özellikle 15-20 yıllık üniversitelerin birçoğunda yurt dışından birçok öğretim üyesi vardır. Onların bilgilerinden istifade etmek için getirilmişlerdir, bizim öğrencilerimize ders verirler. Bununla birlikte mesela Milli Eğitim Bakanlığı yine yıllardır her sene çok seçkin öğrencileri yurt dışında doktoraya, yüksek lisansa gönderiyor ki oradaki bilgiyi, ilmi alsınlar, Türkiye'ye getirsinler diye. Bunu da böyle bir devletin organizasyonu olarak görebilirsiniz. Peki Mektebi Sultani'nin eğitim sistemi nasıldı? Mektebi Sultani'nin iki tane kısmı vardı. Bir öğrencinin buradan mezun olabilmek için bu iki kısımdan da mezun olması gerekiyordu. Bir tanesi Türkçe kısmı, ikincisi Fransızca kısmı. İkisinin de eğitim müfredatı farklı ve şimdi size birazcık örnek vermek istiyorum. Mesela Türkçe kısmı ilkokula ilk başlamış bir Mektebi Sultani gelmiş ilk talebenin aldığı dersler. Birinci sınıfta Kur'an-ı Kerim haftada bir saat, Ulûm-u Diniye haftada bir saat, Osmanlı lisanı haftada 8 saat, güzel yazı haftada 2 saat. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Salavat-ı Şerife'den başlayarak Kur'an surelerinden mümkün olanları ezberlemek. Ulûm-u Diniye'de ise İslamiyet'in ortaya çıkışı, namaz kılma, abdest almanın tatbik edilerek tarifi. Hem öğreniyorlar hem de uyguluyorlar. Osmanlı lisanında da işte Türkçenin dil bilgisi özelliklerini çocuklara öğretmek için konulmuş bir ders. İkinci sınıfta yine 1 saat Kur'an-ı Kerim, 1 saat Ulûm-u Diniye, 8 saat Osmanlı lisanı, güzel yazı var. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim surelerinin öğretilmesine devam ediliyor. Ulûm-u Diniye'de ise Subhaneke, Ettehiyyatü, Salavat-ı Şerifeler, Amentü ezberlettirilecektir. Guslün farzları, isimleri, abdestin farzları, yani temel ilmihal bilgilerini görüyoruz burada. Osmanlı lisanı devam ediyor. Yine 3. sınıfta Kur'an-ı Kerim, Ulûm-u Diniye, Osmanlı lisanı, güzel yazı var. Bu Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmının ilk 3 sınıfı. 3. sınıfta Ulûm-u Diniye'de imanın tarifi, Amentü'nün kısaca manası ve kunut duaları. Yine orucun gayesi, sağlığa faydası şeklinde bir müfredat eklenmiş.
Sonra orta sınıflara geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim 1 saat yine, Ulumu Diniye 1 saat, Osmanlı Lisanı 8 saat, Güzel Yazı 2 saat. Bu Türkçe kısmından bahsediyoruz. Çocuklar hafta içinde Türkçe derslerde bunları öğreniyorlar. Bunun yanında Fransızca dersler var. Fransızca derslerde de hangi dersleri gördüklerini birazdan size anlatacağım. Şimdi tali sınıfta, yani ortada 3. sınıfta, orta 3. sınıfta Kur'an-ı Kerim, Ulumu Diniye, Osmanlı Lisanı 6 saat, Arapça ekleniyor ve Farsça ekleniyor. Haftada 2 saat Arapça dersi alıyor, 2 saat Farsça dersi alıyor. Düşünün ki bir çocuk Fransızca öğreniyor, Türkçe zaten ana dili, Arapça öğreniyor, bir de Farsça öğreniyor. 4 tane dil öğreniyor. Aynı zamanda kendi dini ve kültürel değerlerini de öğreniyor. Kur'an-ı Kerim öğreniyor, Osmanlı lisanını öğreniyor ve ilmihal bilgilerini öğreniyor. Bunlar okulun Türkçe kısmındaki müfredat. Çok detaya girmiyorum. Bu kitapta detayları görebilirsiniz. Her bir sınıfın müfredatı verilmiş. Şimdi yüksek sınıflara geliyoruz. Ali 5. sene, Ulumu Diniye 1 saat, Osmanlı Lisanı 4 saat, Arapça 2 saat, Farsça 2 saat, Osmanlı Tarihi, Medeni Bilgiler ve Tercüme dersi var 1 saat. Yine bu derslere ek olarak Akaid-i Diniye eklenmiş. Akaid-i Diniye'de ne öğreniliyor? İlahiyat, Allah'a inanma, sıfat-ı maneviye ve selbiye, sıfat-ı sübütiye, ispat-ı vacip, hüdus, alem, Allah'ın birliği, iptali teselsül, kelam-ı tekvin, Allah indinde caiz olan şeyler gibi. Akaid dersi eklenmiş müfredatı. Arapça ve Farsça yine ikişer saat. Kavanin var, yani kanunlar. Farsça'da Gülistan okunmaya devam edecek. Biliyorsunuz Gülistan çok önemli bir Farsça bir eserdir. Bu da çocuklara âli kısımlarda okutuluyor. 7. senede Arapça, Farsça, Osmanlı tarihi, kavanin, tercüme, iktisat var. Akaid-i Diniye var. Bunlar hep Türkçe kısmının dersleri. Akaid-i Diniye'de ne görüyorlar? Peygamberlik, mucize, Hazreti Kur'an, Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin ispatı, Allah'ın indirdiği kitaplar, ahiret işleri ve diğer konular şeklinde müfredat zikrediliyor. Şimdi gelelim Fransızca kısmına. Okulun Fransızca kısmında ne okunuyor? İlk okulda, daha birinci sınıfta Fransızca 12 saat, hesap 3 saat, güzel yazı 2 saat, resim 1 saat. İkinci sınıfa geliyoruz. Fransızca yine 12 saat, hesap 3 saat, güzel yazı ve resim var. Üçüncü sınıfta aynı şekilde. Biraz önce bahsettiğim Türkçe kısmındaki dersler ve Fransızca kısmındaki dersler bu şekilde. Yani çocuk haftada hem Fransızca hem de Türkçe dersler almaya devam ediyor. Şimdi orta sınıfa geliyoruz. Fransızca kısımda Fransızca olarak aldıkları dersler Fransızca, tarih, coğrafya, hitabet, aritmetik, eşya dersleri, güzel yazı ve resim. Tarihte mesela Osmanlı tarihinin belli başlı olayları, büyük adamları hakkında sohbet ve anlatım. Coğrafya konusunda fiziki coğrafyanın genel özellikleri, yer kürenin tabi bölümlere ayrılması, kozmografyanın başlıca özellikleri, güneş sistemi, yıldızlar, dünyanın yapısı gibi konular var. Hitabet dersi var, aritmatik dersi var, asal sayılar, mutlak sayı gibi matematiğin temel kavramları öğretiliyor. Hayvanlar, bitkiler, kök, gövde, dallar, yani biyoloji müfredatı içeren dersi var. İkinci senede aritmatik, çizgisel geometri, fen bilgisi gibi dersler var. Tarih, Mısır ve Mısır tarihi, Mısır medeniyeti. Bunlar orta 2'de çocukların öğrendiği dersler. Modern keşifler, Yahudiler, Yahudi toplumun oluşması, Yahudi milleti, federal cumhuriyet nedir, monarşi nedir? Hep bu dersler gösterilmiş. Fenikeliler, Perslerde din ve idare. Yani çok geniş bir müfredat var. Bir öğrencinin bu okuldan mezun olması için bu derslerin hepsini alması gerekiyor. Şurada çok enteresan bir bilgi var. Bunu ben de gerçekten duyduğumda, gördüğümde, okuduğumda çok hayret ettim. Bu okuldan mezun olması için bir öğrencinin bilmesi gereken zorunlu dersleri size sayıyorum. Türkçe, Fransızca, Arapça, Farsça. Bunlar mecburi. 4 dilden imtihana giriyor çocuk. Bu 4 dili vermek zorunda. Yani Galatasaray Lisesi'nden mezun olan bir çocuk 4 dil biliyor. Ne zaman? 1868 yılında. Mecburi olmayan seçmeli dersler var. Bunlar da Rumca, Ermenice, Bulgarca, İngilizce, Almanca dersleri. Tabii ki o zamanki Osmanlı toplumunda özellikle İstanbul'da Ermeni ve Rum nüfusu var. Bir miktar Bulgar nüfusu da var. Tabii ki zaten Osmanlı'nın tebaası o zaman, o yıllarda birçok Rum, Ermeni, Bulgar var. İngilizce ve Almanca da seçmeli ders olarak okul müfredatına konulmuş.
Tekrar ediyorum, mezun olmak için öğrenci tam 4 dilden sınava giriyor. Türkçe, Fransızca, Arapça ve Farsça. Okulda bir teleskop da var. Bir rasathane kurulmuş okula. Ve bu da yine kitapta o bilgiyi bulabilirsiniz. Öğrencilerin hepsi dini vecibelerini yerine getirmeye mecburlar. Okulun nizamnamesinde olan bir madde bu. Müslüman öğrenciler mektebin camiine devam ediyorlar. Diğer dinlere mensup öğrenciler de mezheplerine ait mabetlere gönderiliyorlar. Gerçekten o dönemde çok önemli bir eğitim kurumu. Peki bu mektebe kimler gidiyor? Özel okul değil, devlet okulu olduğunu söylemiştik. Çok kıymetli öğrenciler seçiliyor, bunlar okutuluyor. Devlet hizmetinde kullanmak için. Sonrasında devletin çeşitli kurumlarında, işte tercüme bürosunda, dış işlerini ilgilendiren konularda, bahriyede yani denizcilikte veyahut da mühendislikte, yani devlet bina yapacak, okul yapacak, köprü yapacak, o zaman da insanların ihtiyaçları var. Bunlar için hep mühendislik bilgisi gerekiyor. Tıp fakültelerine devam edebiliyorlar sonra mezun olanlar. O dönemki tıp okulundan bahsediyorum tabii ki. Dolayısıyla devlete, millete insan yetiştiren çok önemli bir kurum. Aynı zamanda kendi dini ve milli değerlerine bağlı, onları da okul müfredatı içerisinde almış bir müessese. Resim dersi var mesela Fransızca müfredat içerisinde. Niçin konmuş diyebilirsiniz. Güzel sanatlar açısından çok önemli. Tabii ki aynı zamanda mühendislik açısından da önemli. Bir bina tasarlayacaksınız, bir mühendislik ürünü tasarlayacaksınız. Resim bilgisi çok değerli. Bununla alakalı çok güzel bir hatıra da var. Okulun mezunlarından meşhur Teğmen Mehmet Muzaffer vardır. Çanakkale Savaşı'na katılıyor. Birinci Dünya Savaşı esnasında. Çanakkale cephesinde. Artık Çanakkale cephesinde harp bitmiş ama Osmanlı'nın diğer cephelerinde harp devam ediyor. Diğer cephelere malzeme taşınması lazım. Bazı kamyonların, malzeme taşıyacak araçların lastikleri yok. Bunları temin etmesi için komutanı Teğmen Mehmet Muzaffer'i, Galatasaray Lisesi mezunu kendisi, İstanbul'a yolluyor. Sen zaten İstanbul'u bilirsin diye. Ve oradan lastik temin etmesini istiyor. Bir de Harbiye Nezaretine bir tezkere yazıyor. Tabii yokluk, harp zamanı, oradan para alamıyor ama lastikleri de götürmek zorunda. Bir Yahudi tüccarla anlaşıyor. Ona da parayı sana yarın sabah getireceğim. Bir de güneş doğmadan önce getireceğim diyor. Para yok. O zamanki kırtasiye gibi bir kurumdan bir kağıt alıyor. Çini mürekkebiyle bir 100 TL yapıyor. Resim konusunda yetkinliği olduğu için. Ve sabahleyin o 100 TL'yi tüccara teslim ediyor. Tüccar Osmanlı Bankası'na gidip bozdurmak istediğine bunun gerçek olmadığını anlıyor. Yani bir resim kabiliyetinin ne kadar çok işe yaradığını anlayabilirsiniz. Aynı Teğmen Mehmet Muzaffer sonra Gazze muharebelerine de katılmıştır. Ve Gazze'de düşmanla boğaz boğaza çarpışarak şehit olmuştur. Galatasaray Lisesi mezunu merhum Teğmen Mehmet Muzaffer, onu da burada rahmetle, hürmetle yad ediyoruz. Okul o kadar kıymetlidir ki Osmanlı döneminde birçok şehzade yani hanedan mensubu çocuklar da bu okula gönderilmiştir. Bu kitapta bilgisi var. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın iki tane şehzadesi oğlu bu okula devam ediyor. Aynı zamanda sultan olmayan ama son halife olan Abdülmecid Efendi'nin oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi de bu okula devam eden hanedan mensuplarından. Yani hülasa devlete yetişmiş insan kaynağı oluşturmak için kurulmuş çok önemli bir müessese, Osmanlı döneminde görevini layıkıyla yerine getirmiş. Bu kurumdan birçok kıymetli insan çıkmış, yıllarca devlete hizmet etmiş. Tabii ilk kurulduğu yıllarda özellikle Fransızca müfredattaki hocaların birçoğu Fransa'dan gelmiş. Çünkü Türkiye'de, Osmanlı'da o zaman o eğitimi verecek insan olmadığı için, hatta uzun yıllar müdürleri, müdür muavinleri de Fransızlar olmuş. Ama sonrasında okuldan yetişen insan sayısı çok arttıkça okulun müdürleri de artık Türk ve Osmanlı vatandaşı olan kimselerden seçilmiş. Bu zamana kadar birçok meşhur simanın ülkeye faydası olmuş kıymetli insanın yetiştiği bir müessese. Mektebi Sultani, günümüzdeki ismiyle de Galatasaray Lisesi budur. Mektebi Sultani ile alakalı, yani Cumhuriyet dönemine kadar olan, kuruluşundan 1868'den Cumhuriyet dönemine kadar olan kısmı ile alakalı tarihini okumak istiyorsanız Vahdettin Engin Hoca'nın, tekrar ediyorum, kendisi şu an Galatasaray Lisesi'nin müdürüdür, tarih profesörüdür.
kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Osmanlı'nın eğitim sistemi konusunda da çok bilgiye ulaşabileceğiniz çok kıymetli bir kitap. Bu kitap ve okulun bu zamana kadarki birçok kıymetli mezunu, okulun ne kadar önemli bir işlev gördüğünü de çok net göstermektedir. Hala daha o kıymetini sürdürüyor. Şu anda günümüzde de yüksek puan alan öğrencilerin tercih ettiği, okumak istediği çok kıymetli bir lise olarak ortaokul kısmı ile birlikte Galatasaray Lisesi hala hizmet veriyor.